Bilindiği gibi Musa Anter öldürüleli 31 yıl geçti ve 30 yıldır da Musa Anter ve Basın Şehitleri ödül töreni yapılıyor. Tabii Musa Anter deyince Kürt gazeteciliğinde çok önemli bir yeri olan bir kişiden bahsediyoruz. Tarih olarak tabii çok değerli bir insan, Kürt toplumunun çok önem verdiği bir kişi ve gazetecilik adına da Kürt gazeteciliğinin yeni dönemdeki en büyük yazarlarından birisi kendisi. Tabii Musa Anter'in yazı şekli çok net ve halkın anlayacağı bir dilde olduğu için halk tarafından çok sevilen bir kişilikti. Çünkü çetrefilli laflardan ziyade halkın anlayabileceği, mizah yönü çok kuvvetli olan bir insan olarak da yazılarında da çok mizah kullanan bir insan olarak karşımıza çıkmıştı. Aynı zamanda Türkiye'nin hani diyor ya 55 yıllık gerisinin çıktısını şahidiyim, davacısıyım, tanığım hepsini yaşadığı için Türkiye'deki siyasi ortamı da çok iyi bilen bir insan. Bu bakımdan Kürt tarihini çok iyi bilen bir insan ve Kürtlerin yaşadıklarını çok iyi anlatan bir kişi olarak topluma bilgi veren ve bu bilgiler doğrultusunda toplumu aydınlatan bir kişilikti. Bu kişiliği tabii cezasız kalmadı Türkiye'de. Yani Türkiye'de hükümetler, hangi hükümet gelirse gelsin, ne zamanki bir Kürt sorunu olsa hepsi bir ağızdan Kürt halkının haklarına saldırmaktan hiçbir zaman için çekinmediler. Bugün de halen aynı şekilde devam ediyor bu. Tabii babam bunları dile getirdiği için devamlı olarak da devletin, hükümetlerin gözün önünde bulunan ve onu devamlı cezaevine atan, işkenceler yapan bir devlet. En sonunda da işte 20 Eylül 1992'de bir tuzak kurularak da devlet Musa Anter'i katletti. 2007 senesinde zaten AİHM tarafından Türkiye suçlu bulundu ve cezaya çarptırıldı. Bu ceza çarptırmasından sonra tekrardan işte o barış döneminde olan ılımlı havadan Musa Anter dosyası tekrardan gündeme geldi. Ve ondan sonra da yeniden bir dava süreci başlamış oldu. Ama ne yazık ki bu dava süreci de işte 30 yıllık bir zaman aşımından dolayı da dava düştü. Ki böyle davalarda zaman aşımının olması büyük bir insanlık suçudur esasında. Çünkü sivil düşünen insanların diğer davalarda olduğu gibi öldürülmeleri büyük bir suçtur ve bunun açığa çıkartılması gerekir esasında. Ama maalesef herkes davaya gelen sanıklar, tanıklar, bilhassa sanıkların söyledikleri çok farklı boyutlarda değerlendirmek lazım. Çoğu da işte biz hatırlamıyoruz, bilmiyoruz, Musa Anter'i tanımıyoruz diyecek kadar ileriye gittiler. Ama öldürmesinde de plan kurucuları arasında hepsi vardı. Bildiğiniz gibi zaten JITEM davası çok önemli bir davaydı. Halen devlet tarafından kabul edilmeyen bir kuruluş. Ordu içinde, TSK içerisinde olan bir kuruluştur JITEM. Binbaşılardır, Teoman Koman generaldir, işte Ersever'dir, diğerleridir, Veli Küçük'tür. Bunların hepsi JITEM'de içli dışlı olan insanlardır. Onun dışında tabii özel harp şeyinde işte milli istihbarat birimlerinde olsun, emniyet güçlerinde olsun Musa Anter devamlı olarak göz altında olan bir insandı. Bunların doğrultusunda öldürülmesi tabii kimler tarafından öldürüldüğü açık ve net olarak ortada olmasına rağmen dava zaman aşımından düştü. IME'ye gitti. Orada işte istinafa gidecek herhalde. Uzun bir prosedür var. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı şeyler hemen olmuyor. Sonuçlandıktan sonra tekrar davayı AİHM'e taşıyacağız. Yani sonuç bunu gösteriyor.
Ama doğru bir hukuk devletinde, adalet olan bir devlette, bir hükümette bunlara hiç gerek yok. Kendi içimizde esasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce bu davaların çözülmesi en büyük dileğimizdir.